Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dayız. İlk önce bugün için neler söyleyeceksiniz? Ben yaklaşık 20 yıl önce gelmiştim Azerbaycan'a. O zaman gezmiştim Azerbaycan'a. Hatta klip çekmiştim. Geçen yıl deprem döneminden sonra konsere geldim. Çok üzgündüm. Çok gezememiştim Bakü'yü. Ama bu gelişimde zaman buldum, fırsat buldum. 2 gündür geziyorum. Bakü inanılmaz güzel bir şehir olmuş. Katkıda bulunan herkese kutluyorum. Gerçekten dünya şehri olmuş. Çok gelişmiş. Benim o klip çektiğim dönemde hatırlıyorum. Bütün sokaklarını hatırlıyorum. Çektiğim caddeleri hatırlıyorum. 20 yıl içindeki geldiği noktaya inanamadım ben. Çok mutlu oldum. Azerbaycan halkı adına da çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel bir şehir inşa etmişler. Ve gelecekte bence bu hinterland'a, bu bölgede Dubai ile boy ölçüşecek seviyeye gelecekler diye düşünüyorum ben. Peki efendim sizin dikkatinizi çeken ne oldu? Bu 20 yılda bildiniz ki 20 yıl sonra ilk defa geldim tekrardan dediniz ama... Ya dikkatimi çeken benim 20 yıl önce de bugün de insanların yüzündeki o tebessüm, insanların yüzündeki o güler yüzlü halleri hep aynı, hiç değişmemiş. Binalar değişmiş, caddeler değişmiş ama insanların sevgisi, insanların bakışları, insanların güzelliği o hiç değişmemiş. O çok hoşuma gitti benim. Bakü'de 2 gün ardı ardına bir konser vereceksiniz aslında. Sürprizler de olacak mı? Konserde sürpriz olacak. Çünkü bir önceki konserde dediğim gibi deprem nedeniyle çok üzgündüm. Çok eğlenememiştik. Buradaki dostlar da, konsere gelen dostlar da çok üzgündüler. Ve çok duygusal konser olmuştu. Ama şimdi bu ayın 17'sinde ve 18'inde çıkacağımız konser farklı olacak. Biraz daha hep beraber eğleneceğiz. Biraz daha mutlu olacağız diye düşünüyorum. Biletlerde sold out olmuş efendim. Teşekkür ediyorum. Ben bütün Azerbaycan halkına. Onları çok seviyorum. Zaten onlar da bunu biliyorlar. Bu sevgimiz bizim karşılıklı. Buraya birçok değerli sanatçı arkadaşım geliyor ama benim için Bakü'nün önemi çok büyük. Zaten daha önce de beni biliyorlar. Benim çok iyi bir bağım var. Yıllar önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Hiç değişmeyecek. Ölene kadar ben hep bu ülkenin insanlarını, bu ülkenin evlatlarını çok seveceğim. Teşekkür ediyorum onlara gösterdikleri ilgiden dolayı. Geçim tepesi, sonra Türkiye'de konserlerinizde bir sıra manevi problemler yaşandı. Hatta bir konserinizde mahnılarla bağlı problem yaşandı. Hatta canlı okudunuz. Gördüğünüz gibi burada hiçbir böyle bir problem yoktu. Çünkü burada sizi sevdiler. Ama Türkiye'de niye ikinci defa sahneye çıkandan sonra niye böyle bir onun problem? Onun benimle çok ilgisi yoktu aslında. Onun benim sahneye çıkacağım mekanla ilgisi vardı. Ama işte dedim ya ben diğer sanatçılara benzemem. Ben sabaha kadar da söyleyebilirim. Çünkü şan dersleri olan bir adam olduğum için benim için önemli değil. Ben her yerde okurum. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Bir mekanla emniyet arasında bir problemdi. Şu anda öyle bir problem yok. Türkiye'nin her yerinde sahneye çıkıyorum. Çok iyi gidiyor her şey. Zamanında alemin kralıydı. İndi de. Ya böyle sıfatlar sanatçılara yakıştırılıyor. Halkın koyduğu sıfatlar bunlar. Ben sıradanlığı hep sevdiğim için beni mahsus olarak çağırmaları benim hoşuma gidiyor aslında. Ama fark etmez. Evet, Alem Gülsak Kral benimden dolayı. İnsanlar belki bu lakabı yakıştırdılar ama ben çok fazla böyle bu lakaplara falan inanmıyorum. Önemli olan insanların gönlünde yer almak. Bu çok önemli bir şey. Demiştiniz ki Bakü'de çok beğendiniz. Peki burada bir tane klip çekersiniz ya film çekersiniz. Ya burada tabii film çekmek istiyorum aslında. Burada Zeynel Abidin Tagiyev'in hikayesini ben çok seviyorum. O adamın hayatını çok seviyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir hayatı var ama o ucuz bir film olmaz. Azerbaycan'ın bugüne kadar çekilmiş en pahalı filmi olur. Onu yapmak istiyorum ama kısmet. Önce senaryosunu yazmak lazım. Adı olarak böyle bir sual şu anda aklıma geldi. Mesela biz bir millet, iki devlet gibi tanımlıyoruz her zaman. Ve bizim birbirimize olan sevgimizi bütün dünya şahidi. Son zamanlarda da Qarabağ Savaşı'nda biz bir özümüzü gösterdik. Olabilir mi ki siz bu savaşla bağlı filmleriniz çok tanlı ve sevgi popüler olur? Ben militarist filmler sevmiyorum. Ben çekmek de istemiyorum. Çünkü çok güzel hikayeler var. Zeynel abi Tagiyev'in hikayesi benim de hoşuma gidiyor. Zaten Türkiye'de de burada da militarist film çeken çok insan var. Ben bu filmleri hiçbir zaman heyecanlandırmadı beni. Bey, çalıştığınız özcanlarınızda sizin kimi filmlerde, seriallarda sonra yeni bir sahneye gayet seriallı Kızıl Gonca'lar. Bizden siz bugün etkiler seyredeceğiz. Türkiye'nin kuatında ve sosyal şebekede çok büyük bir mesele oldu. Çok başarılı. Çok başarılı buluyorum. Zaten başarılı işlerin hepsini seyirci takdir ediyor ve izliyorlar. İyi bir şey yaptığınız zaman karşılık buluyor. Bu müzik de olsun, sinema da olsun, dizi de olsun fark etmiyor. İzledim. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi saatte bir şarkı yapan insanlar var. Oysa o geçmişte
televizyonların siyah beyaz olduğu dönemler, resimlerin siyah beyaz olduğu dönemlerde aşklar da gerçekti. Gerçekten o büyülü aşkların şarkıları yazılırdı. Onlar beni daha çok etkiliyor. Sizleri çok seviyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Abi,